Gökkuşağı nasıl oluşur? Gökkuşağı, güneş ışınlarının su damlacıklarından yansıması ve kırılması sonucu oluşan bir doğa olayıdır. Bu olayın oluşabilmesi için ışığın kaynağı olan güneş, yağmur, sis veya herhangi bir su damlacığı içeren havanın bulunması gerekmektedir. Güneş ışınları, atmosferdeki su damlacıklarına çarptığında kırılır ve yansır. Bu kırılma ve yansıma işlemi, ışığın spektruna göre gerçekleşir. Çık spektrumuna göre 7 renkli bir gökkuşağı oluşturacak şekilde kırıldığında görülebilen kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkler ortaya çıkar. Bu renkler ışığın dalga boylarına göre farklılık gösterir. Kırmızı renk en uzun dalga boylarına sahipken mor renk en kısa dalga boylarına sahiptir. Bu nedenle, güneş ışınlarındaki her renk, su damlacıklarından geçerken farklı açılarda kırılır ve yansır. Bu kırılma ve yansıma işlemi sonucunda, yedi renkli bir gökkuşağı oluşur. Gökkuşağı, güneş ışınlarına dik açı ile bakıldığında oluşur ve gökkuşağı açısı 42 derece ile 40 derece arasındadır. Gökkuşağı genellikle yağmurlu veya sisli havalarda gözlemlenebilir. Ayrıca, gökkuşağı gözlemi için güneş ışınları ile birlikte gölge oluşturan nesnelere de ihtiyaç vardır. Sonuç olarak, gökkuşağı güneş ışınlarının su damlacıklarından kırılması ve yansıması sonucu oluşan bir doğa olayıdır. Renkli ışınların belirli bir açıda bir araya gelmesiyle oluşan gökkuşağı, genellikle yağmurlu veya sisli havalarda gözlemlenebilir.